nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok mutluyum sizi gördüğüm için. Çok teşekkür ederim. Size. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sizi tanıyalım biraz. Ankara'da yaşıyorum. 1989 doğumluyum. Şu an Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Koro bölümünden mezun oldum. Çok Haziran'da. Güzel. Daha önce Çukurova'da fizik okumuştum. Onu bırakıp mezun oldum. İkinci üniversitem. Şu an bir ajansta reklam yazarlığı yapıyorum. Şimdi kimle geldiniz? Çok yakın bir arkadaşımla geldim. Beste. Hoş geldiniz sevgili Beste. Tanıyalım Teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun Selçuk Bey. Beste Kırmacı. Selin'le aynı bölümden mezunuz. Opera bölümünden. Devlet tiyatrolarında solistik yapıyorum şu anda. Aynı zamanda 2 ay sonra da albüm çıkacak. Onun hazırlıkları içerisindeyim. Selin'e çok güveniyorum. Selin lider ruhu olan bir insan. Okulda her zaman bütün organizasyonları eline alan, tutan, kontrol eden bir arkadaşım. Ne güzel. Lider ruhu onu bence güzel bir finale götürecek. Teşekkür ederiz. Çok güzel enerjiler geldi Selin Hasar evet. size. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Size de başarılar dilerim. Teşekkürler. Hazır mısınız? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorunuz Selin Hasar. A şehrinden B şehrine gitmekte olan hayali araçlar ilk öğretimdeki hangi dersin başrolündedir? A coğrafya, B hayat bilgisi, C matematik, D milli güvenlik. C matematik son karar. İkinci sorunuz. Amerikan aksiyon filmlerinde hiç bilgisi olmayanların telsizden birinin yardımıyla hangisini yaptığı sahneler heyecanla izlenir? A. Ameliyat yapmak. B. Uçak indirmek. C. Araba kullanmak. D. Yemek yapmak. B. Uçak indirmek son karar. Şimdi üçüncü sorumuzda sıra. Animatör olarak işe girdiyseniz nerede çalışacaksınız demektir? A. Tatil köyü. B. Luna Park. C. Anaokulu. D. Hayvanat bahçesi. Animatörler genelde tatil köylerinde çalışıyorlar. Luna Park da sanmıyorum. Tatil köyü son karar. Dördüncü sorunuz geliyor sevgili Selin Hasar. Hangi yiyecek ondan yapılmadığı halde yalnızca şeklinden dolayı başka bir yiyeceğin adıyla anılır? A. Kestane şekeri. B. İrmik helvası. C. Arpa şehriye. D. Mısır unu. Açıkçası kestane şekeri kestaneden yapılır diye biliyorum ama diğer cevapların hiçbiri... Arpa şehriye. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Selin Hasar seyircilere sormak istiyor. Sevgili seyirciler size soracak. Hangi yiyecek ondan yapılmadığı halde yalnızca şeklinden dolayı başka bir yiyeceğin adıyla anılır? A. Kestane şekeri. B. İrmik helvası. C. Arpa şehriye. D. Mısır unu. 10 saniyeniz var. C. Diyor seyircilerimiz %63 oranında. Ben de seyircilere güveniyorum. C. Arpa şehriye son karar. Şimdi beşinci sorumuz. Eskiden evlerde hangisinin davul adıyla bilinen bir türü bulunurdu? A. Soba. B. Semaver. C. Fırın. D. Şofben. Açıkçası direkt davul adıyla bilmiyorum ama yani fırınların daha önce
böyle davul şeklinde olanları vardı evde. Şofben sanmıyorum. Semaver, soba. Jeffrey'in son kararı. Selin Asar, sıradaki sorumuz sesli bir soru. Dinleyelim önce. Dinlediğiniz müziği duyuyorsanız, hikayesi nerede geçen bir film izliyorsunuz? A. Rusya, B. Yunanistan, C. Çin, D. Mısır. Yanlış hatırlamıyorsam Bin Bir Gece, Şehrazat, öyle bir şeyler hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorum. D. Mısır son karar. Sevgili Selin, güzel bir son karar oldu bu. Şimdi baraj sorumuz 15 bin lira değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Korkunç İvan ve Potemkin Zırhlısı filmlerinin yazar ve yönetmeni kimdir? A. Andrei Tarkovski, B. Alexander Sokurov, C. Sergei Eisenstein, D. Ingmar Bergman. Açıkçası bilmiyorum. Filmleri. Sinema konusunda çok bilgili değilim. Ama sinema konusunda bilgili arkadaşlarım var. Onlara danışmak istiyorum. Telefon jokerimi kullanacağım. Telefon joker hakkında kullanmak istiyor evet. Selin Asar. Ali Gençoğlu, Umut Saçar, Cihan Kumoğlu. Ali Gençoğlu. Ali Gençoğlu. Neyiniz oluyor? Arkadaşım ODTÜ mezunu. Şu an radyo sinema televizyon master'ı yapıyor. Güveniyorum. Sinema konusunda ona. Alo. Alo. Ali Gençoğlu merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, biz de çok iyiyiz. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an öyle evde oturuyorum. Selin Asar, yarışıyoruz. Bir soru soracak size, hazır mısınız? Hazırım. Evet Selin. Merhaba Ali. Korkunç İvan ve Potemkin Zırhlısı filmlerinin yazar ve yönetmeni kimdir? Andrei Tarkovski, Alexander Sokurov, Sergei Eisenstein, Ingmar Bergman. Korkunç İvan ve Potemkin Zırhlısı. Eisenstein, tabii ki Eisenstein. Teşekkür ederim, çok sağ ol. C. Sergei Eisenstein son karar. Barajı geçtiniz. Tebrik ediyorum. 15 bin lira kazancınız var. Çift cevap hakkı da kazandınız. İki tane jokeriniz bulunuyor. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Açıkçası heyecanım yatıştı. İyi oldu. Jokerlerimi doğru yerlerde kullandığımı düşünüyorum. Zaten hedefim 60 bindi. 60 bine doğru ilerleyeceğim umarım. Gayet keyifliyim şu anda. Hazır mısınız? 30 bin lira soru geliyor. Evet. Suomi hangi ülkede konuşulan dile verilen addır? A. Finlandiya, B. Vietnam, C. Belarus, D. Kenya. Artık süre yok. Düşünebilirim. Suomi. Suomi. Hiçbir bilgim yok. Ne yapacaksınız? Muhtemelen önce yarı yarıya, daha sonra da çift cevap hakkımı kullanacağım. Önce yarı yarıya hakkınızı kullanmak istiyorsunuz. Evet.
Geçersiz olan şıkları çıkartıyoruz. A Finlandiya ve B Vietnam kaldı. Şu an böyle Finlandiya daha sıcak geliyor bana ama çok büyük bir risk aslında benim için. Yani çünkü 30 bin almak ve 15 bin almak arasında çok fark var. Bir de böyle bilip oraya o jokerle gitmek var. O da var, evet. Yani açıkçası parayı yurt dışında eğitim için kullanacağım. Yani master yapmak istiyorum yurt dışında, müzik teorisi yüksek lisansı. Ve bu benim için gerçekten dönüm noktası. Yani bunu gerçekten riske edemem. Hani belki bir soru görme şansım, bir soru daha cevaplama şansım olacak ama hiç riske edebileceğim bir şey değil. O yüzden çift cevap hakkımı kullanacağım. Çift cevap joker hakkını kullanacak Serin Asar. Önce hangisini seçeceksiniz? Finlandiya son kararım. Uğur Derin Dondur. Finlandiya dediniz. Evet, çok çağrışım yaptı aslında yani bende. Hani Suomi. Olsun, çok güzel. Joker hakkınız kalmadı. Hı hı. Şansınız da baş başasınız. Evet. 60 bin adet soru sevgili Selin. Hazır mısınız? Hazırım. Mısır'ın ünlü kraliçesi Kleopatra'nın adının anlamı nedir? A. Aşk şarkısı. B. Nil'den gelen. C. Babasının görkemi. D. Çiçek kokan. Daha önce muhtemelen böyle bir şeye okudum. Yani adının anlamıyla ilgili bir şeyler hatırlıyorum ama keşke şu anda da hatırlayabilsem. Adının anlamını daha önce okudunuz bir yerde. Evet, evet. Kesinlikle okudum. Bol bol balık yemeliyiz bence. Don herkese. Biraz heyecan da katmak lazım. Durumu tabii, da tabii, o da var ama hani yani benim genel bir hafıza problemim var. Herkesin, hiç merak etme. Şu anla ilgili olduğunu sanmıyorum yani. Daha önce %100 okuduğumu hatırlıyorum ama hani o kısmı aklım demek ki. Biraz fikir yürütün. Şimdi Kleopatra, Nil'den gelen. Nil'den gelen, Nil Mısır'da. Nil'den gelen olması muhtemel. Ama şimdi Nil neden geçmesin? O zaman. Kleopatra aşk şarkısı olarak düşünemiyorum açıkçası. Babasının görkemi. Çekilmek istiyorum yaşamadan. Emin misiniz? Eminim. Son karar. Son karar. Senin Asar, cevap verseydiniz hangi şıkı seçecektiniz? Yani dedik ya biraz önce Finlandiya daha sıcak geldi. His olarak. Evet, his olarak. Yani birden böyle babasının görkemi bana daha sıcak geldi. Söyleseydim onu söylerdim. Ya çok güzel yarıştınız, çok güzel yere geldiniz ama gerçekten bazen risk almak gerekiyor gibi geliyor. Evet, aslında risk çünkü alırım. Çünkü birinci örnek olarak duygunuz size doğruyu gösterdi. Evet. İkincisinde de gösterdi. Tabii ki haklısınız, bunları konuşmak çok kolay. Hı-hı. Yine de güzel bir yere geldiniz. Başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İstediğiniz ne istiyorsanız hayatta olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler sevgili.